Herkese merhabalar. Arkadaşlar kripto para ekosisteminin en kafa karıştırıcı noktalarından birisi de sahip olduğunuz kripto paraları en doğru muhafaza etme yöntemi nedir sorusudur. En iyi cüzdan uygulaması nasıl olmalıdır? Borsada mı durmalı yoksa kendi şahsi cüzdanlarımıza mı çekmeliyiz? Kendi cüzdanlarımıza çekeceksek nasıl bir cüzdan tercih etmek lazım? Borsada bırakmak, mobil cüzdan kullanmak, bilgisayar üzerine çalışan bir cüzdan indirmek, donanım cüzdan almak, kağıda yazmak. Bunların hepsi bir seçenek. Ve o kadar çok farklı yöntem var ki insan adeta bunları düşünürken kafası allak bullak olabiliyor. Aslında bu sorunun herkesi kapsayan tek bir doğru cevabı da yok. Herkes için yaptığı işlemlere ve sahip olduğu kripto para varlıklarının ederine göre farklı bir ideal çözüm mevcut. Bu videoda herkesin kafasındaki soru işaretlerini gidermeyi hedefliyoruz. Dilerseniz hemen başlayalım. Şimdi öncelikle siz hangi yöntemi kullanırsanız kullanın şunu bir kere en başta bilmek lazım tüm kripto para cüzdanlar işin temelinde iki adet kriptografik anahtardan oluşan dijital bir yazılımdır. Birincisi public key dediğimiz açık anahtar, ikincisi private key dediğimiz özel anahtar. Public key adı üstünde public bir bilgidir. Herkes tarafından bilinmesinde sakınca yoktur. Private key de adı üstünde sadece cüzdan sahibi tarafından bilinmesi gereken gizli ve mahrem bir bilgidir. Çünkü cüzdandan harcama yapabilme etkisi sağlar. Bu kanalda sıklıkla verdiğimiz bir örnek. Eğer public key bankadaki IBAN numaranız gibi düşünülürse, private key de annenizin kızlık soyadı gibi düşünülebilir. IBAN numaranız tıpkı public key adresiniz gibi ödeme almak için herkesde bulunabilir ama annenizin kızlık soyadı asla kimse tarafından bilinmemelidir. Tıpkı private key gibi. Hatta bu sefer ikinci bir örneği de verelim. Eğer evinizdeki posta kutusunu public key gibi düşünürsek, bu kutuyu açan anahtar da private key gibidir. Herkes posta kutunuza bir şey bırakabilir ama sadece siz açıp okuyabilirsiniz. Bu sisteme Public Key Encryption yani açık anahtarlı şifreleme deniyor. Kullandığınız borsanın cüzdanı da böyle. Sizin kendi kullandığınız her türlü cüzdan da böyle. Sistem özünde hepsinde aynı. Biliyorum bazı deneyimli arkadaşlar için bu tarz örneklemeleri dinlemek vakit kaybı oluyor. Ama emin olun insanların %99'u Public Key, Private Key dediğinizde hiçbir şey anlamıyor. Anlamadığı şeyden de korkuyor ve başka kötü niyetli kişilerin manipülasyonlarına kapılma ihtimali çok yükseliyor. Bizim bu kanaldaki amacımız insanların kripto paralar ve blockchain konularına okur yazarlık seviyelerini artırmak, kavramları herkesin gözünün önüne gelen örneklerle somutlaştırmak. Bazı kanallar ise bunun tam tersini yapmaya çalışıyor. Böyle Çince, Japonca gibi konuşarak sizi bir şeyler bildiğini ikna etmeye amaçlıyorlar. Sonra, sonra da kendi aldıkları altcoin'leri sanki bir mucizeymiş gibi pazarlayıp size yukarıdan kitlemeye çalışıyorlar. Maalesef bu kanallar bizden çok daha geniş kitlelere hitap etmekteler. Bize ve bizim gibi girişimlere destek vererek bizi söz sahibi bir konuma getirmekte sizlerin elinde. Şimdi konumuza geri dönecek olursak, en başta demiştim ki kripto para varlıklarınızın büyüklüğüne ve faaliyet şeklinize göre cüzdan tercihleriniz değişebilir. Şimdi ekrana kocaman bir matris çiziyorum ve varlıklarınızın büyüklüğünü 1000 dolardan az, 1000 ve 5000 dolar arasında ve 5000 dolardan da fazla şeklinde 3'e ayırıyorum. Faaliyet şeklinizi de günlük trade edenler, stakeleme yapanlar, DeFi protokolleri kullananlar, orta vade satmadan bekleyenler ve uzun vade satmadan bekleyenler olarak 5 kategoriye ayırıyorum. Şimdi her bir bölge için en uygun olduğunu düşündüğüm cüzdan şekillerini boşluklara dolduracağım. Öncelikle Day Trader kategorisindeyseniz sürekli al sat yapıyor olmanız lazım Dolayısıyla sizin daha çok borsalarda varlık bulundurmanız lazım ama eğer 5000 dolar ve üzeri varlık sahibiyseniz aktif bir trader olsanız bile size güvenli bir donanım cüzdanı öneririm duruma göre bu şahsi donanım cüzdanınızdan borsalara veya aynı şekilde borsalardan bu cüzdanlara ilave yapma ihtiyacı doğdukça transferler yapabilirsiniz Sonuçta ne kadar iyi bir trader olursanız olun, borsalar şu veya bu sebeple battığı veya hacklendiği zaman iyi trader kötü trader ayrımı olmuyor. Varlıklarınız tehlikeye giriyor. Sizi tedirgin edecek tutardan fazlasını her zaman güvenli bir donanım cüzdanında bulundurmanızı öneririm. Eğer bir kripto parayı stake edip faiz getirisi almak amacıyla cüzdan arıyorsanız aslında tüm cüzdanları denemeniz ve faiz getirilerinin tabii ki güvenlik seviyelerinin içinde bulunduğu birkaç kritere bakmanız lazım. Bir DeFi protokolünde stake ya da borç verme yapılacaksa Metamask uygun bir seçenek. Eğer projenin resmi cüzdanları kullanılması gerekiyorsa bu cüzdanlar da kullanılabilir. Tabii güvenli oldukları sürece. Birçok proje için donanım cüzdanlarını protokole bağlayarak da stake yapılabiliyor. Yüksek meblalar için bu yöntem çok iyidir hem varlıklarınız daha güvende olur hem de zaten stake işine girdiyseniz orta uzun vadede bozdurma planınız muhtemelen yoktur. Donanım cüzdanı bu konuda da en uygundur. Arkadaşlar eğer DeFi kullanıyorsanız aslında Metamask zorunluluk gibi bir şey. O yüzden direkt Metamask yazıp geçiyorum. Ama eğer varlıklar büyükse Metamask hesabını sıfırdan açmak yerine donanım cüzdanınızın Ethereum adresini Metamask'a dışarıdan import edebiliyorsunuz. Bununla ilgili bir uygulamalı video ileride çekeceğim. Bu şekilde MetaMask'ı donanım cüzdan altyapısıyla kullanmanız ve güvenlik seviyesini çok ciddi boyutlarda artırmanız mümkün ve benim de şahsi olarak önerimdir. Aradaki güvenlik seviye farkı da şuradan geliyor. Siz Metamask uygulaması üzerinden sıfırdan bir Ethereum cüzdanı oluşturmak isterseniz size 12 kelimelik bir seed phrase verecek ve o 12 kelimeyi bir yere yazmanızı isteyecek. Ama örneğin telefonunuzdaki kötü niyetli bir yazılım bu ekranın ekran görüntüsünü alırsa sizin tüm varlıklarınız tehlikede demektir. Buna karşılık eğer donanım cüzdanınızdaki Ethereum adresini Metamask'a import ederseniz en azından private key başkasına görünür vaziyette olmayacaktır. Hem de donanım cüzdanlarda sadece Metamask ile kullanılmak üzere hususi bir Ethereum adresi de üretebilirsiniz. Tabii ki tüm bu tedbirlere rağmen DeFi platformlarında çok dikkatli hareket etmek gerekiyor. Şimdi gelelim orta vadede satmadan beklemeyi düşünenlere. Bence 1000 dolar ve aşağısında bir meblağ borsalarda bekletilebilir. Çünkü hem ani bir şey çıkması durumunda hemen 10 dakika içerisinde girip likide edebilirsiniz. Hem de 1000 dolarımıza bir şey olsa evet üzülürüz tabii ki ama dünyanın sonu diyebileceğimiz bir büyüklükte de değil açıkçası. Eğer 1000 dolardan daha yüksek varlığınız varsa ve orta vade satmayacağım diyorsanız donanım cüzdanında bekletmenizi tavsiye ederim. Zaten muhtemelen bu mevlan ileride değer kazanmasını bekliyorsunuzdur. Borsada bekletmek sizin için gitgide büyüyen bir risk olabilir. Uzun vadeciler için ben her zaman donanım cüzdan kullanmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü zaten en az 3-4 yıl kıpırdamayacaksa veya bir coin'den başka bir coin'e geçiş yapmayacaksanız sizin için en önemli şey kripto varlıklarınızın uzun süreli güvenliğidir. Örneğin küçük çocuğunuza 18 yaşına geldiğinde vereceğiniz bir bitcoin'i saklamanın en güzel yolu bence donanım cüzdandır. Çünkü 15-20 yıl sonra Binance falan piyasada kalır mı veya ben o borsa hesaplarıma ileride sorunsuz bir şekilde erişebilecek miyim gibi dertleriniz ortadan kalkmış olur. Peki şimdi diyeceksiniz. Eğer ben hem bir miktar paramla al sat yapıyorum, hem orta vade tuttuğum coinlerim var, hem de büyük bir meblağı 10 sene satmadan bekleyeceğim. O halde ne kullanmalıyım? Bu durumda birden fazla platform ve cüzdan kullanmanız en doğrusu olur. Hem kullanım alanlarına göre sınırlarınızı net bir şekilde çizmiş olursunuz, hem de risklerinizi dağıtmış olursunuz. Örneğin 10 sene bekleyeceğiniz 3 Bitcoin ile günlük trade edeceğiniz 300-500 dolarlık Bitcoin birbirine karışmamış olur ve bence sizler için de bu çok faydalı olur. Sonuçta her bireyin bu ekosisteme dahil olurken bir hedefi ve bu hedefe yönelik temiz bir stratejisi olmalı. Bir de en son şunu vurgulamak istiyorum. Burada belirttiğim kripto para muhafaza etme metotları tamamıyla benim kendim için en uygun gördüğüm ve bizzat kullandığım yöntemler. Belki başka kullanıcılar için 10 bin dolar küçük bir paradır ve borsada bekletmekten rahatsız olmuyordur. Ona elbette bir şey diyemem. Veya bazı kullanıcılar vardır diyebilir ki ben öyle 3-5 farklı cüzdanı yönetmekte zorlanıyorum. Borsada bekletme risklerine rağmen benim tüm varlıklarım bir arada gözümün önünde olsun. Elbette saygı duymak lazım. Veya tüm bunları geçtim, ben donanım cüzdan kullanmakta zorlanıyorum, yanlış bir şey yaparım diye korkuyorum. Veya işte evim çok dağınık, ben bu 24 kelimeyi kesin kaybederim. Elbette bu insana sen donanım cüzdan kullan diyemeyiz. Her türlü cüzdan uygulamasını kullanmadan önce evvela nasıl çalışıyor, neler yapılabiliyor öğrenmek lazım. Hatta öğrenmeye de ufak ufak başlamak lazım. Öyle tek hamlede 5 bitcoin'i kendi cüzdanınıza çekmenize gerek yok. Önce ufak bir miktar transfer edip birkaç gün bakın, kullanın, tamam ben buna iyice hakim oldum dedikten sonra parça parça transfer edebilirsiniz. Özgün içeriklerimizin devamlılığı için desteğiniz bizler için çok önemli bir yere sahip arkadaşlar. Birçok izleyen aynı şeyi söylüyor. Videolarınız çok faydalı. Bakış açınız çok orijinal. Bu izlediklerimi ilk defa duyuyorum ve bunlar gibi geri dönüşler alıyoruz. Destek gösteren herkese çok teşekkür ediyorum. Fakat bir de şu açıdan bakmanızı rica ediyorum. Herkesten farklı içerikler üretmek, videoları ve görselleri kurgulamak ciddi bir hazırlık ve araştırma süresi gerektiriyor. Size vereceğim 20 saniyelik basit bir uygulamalı örneği ben 1-2 saat kağıt üzerine çizerek kurgulamam ve defalarca kontrol etmem gerekiyor. Bunun üzerine bir de animasyonu ve sesi, senkronlama gibi ince işçiliklerimiz de mevcut. Bu bağlamda videolarımızı beğenip çevrenize de tavsiye etmeniz bizleri çok memnun eder. Geçmişte yayınladığımız videolara da ara sıra geri dönüşler yapıp bilgilerinizi taze tutabilirsiniz. Bir başka videoda tekrar görüşmek dileğiyle.